Bugün yarışma var okulda. Oliş bak, yarışmada kuralları dinliyorsun. Öğretmenlerini ve müdürünü üzmüyorsun. Tamam mı? Akşam şikayet istemiyorum hiç kimseden. Güzelce eğlen, eğitimini al. Akşam eve geldiğinde çok güzel bir yemek hazırlayacağım sana. Tamam mı anneciğim? Tamam. Bugün koşma, zıplama, tırmanma, ona sonra bir de matematik yarışması var. Oo süper, sen matematiği çok seversin Oliş. Koş koş koş. Okul nasıl da çok seviyor. Neyse çocuğu bıraktık artık okula. Herkes işine. Evet, onun eğitimini bıraktıktan sonra ben de işlerimi bir an önce halletmem lazım. Şimdi evet, bir telefon bekliyorum ama hala telefon gelmedi. Bir teklif verdi. Fiyatı konuştuk. Evet, o evi biz mi yapalım yoksa Joker mi yapacak, karar verecekler. İkimiz de teklif verdik. Hocam, akşam oldu. Bir yarışmanızı bitirdim. Ben gideceğim eve, çok yoruldum. Hocam bütün gün kullandınız beni. Örümcek bebek binaya tırman. Örümcek bebek ağacı tırman. Örümcek bebek şuradan atla. Örümcek bebek şuna şey yap. Köpeği sev. Oraya koy. Çimleyi sula. Sen çok hızlısın. İşte git bakkaldan iki tane şey yazar. Ya böyle şey mi oluyor arkadaşlar? Bir yarışmaya katılalım dedik. Hep beni kullandılar. Hep beni kullandılar. Bir daha bunun yarışmasına katılmayacağım. Örümcek annelerine dikkatliyse yemek hazırlayacağım dedi. Geleceğim dedi. Hala gelmedi bir türlü. Neyse bekleyelim bakalım. Geleyim şimdi. Lay 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 lay. Ama arkadaşlar 5 tane madalya kazandım. Madalyaların hepsi de ileride önemli olacakmış benim için. Dedi ki ileride dedi, kendine baktın dedi. Hatiye alarak kali bunlar dedi. Ondan sonra buraya sahip çık dedi. Ben de tamam dedim. Bu sesi. Bu kim ya? Merhaba. Siz annem mi gönderdi? Evet. Annen gönderdi beni. Ben Edip dedi. Seni annene getireceğim. Ben taksicilik yapıyorum. Taksicilik mi yapıyorsun sen? Nasıl bir taksicilikmiş bu ya? Senin niye üstün yırtık böyle? Yırtık bu yırtık, her yerin kesik kıyık. Bu kedinay beni yırttı ha. Kedinin hepsi beni yırttı. Kavga ederken yırttı nay. Kediler. Evet, kediler yırtıcı olabiliyorlar. Ne de olsa aslanlarla aynı tüydeler onlar, yırtıcılar. Hadi eve gidelim ya. Ben çok acıktım. Önce bana ne yemek hazırladı abi arkadaşlar? Sen acıktın demek ha? Sana dondurma yiyeyim mi? Okulun nasıl geçti bugün? Okulun mu? Ben bugün hep yarışmalarda birinci oldum. Koştum, tırmandım, zıpladım, eğildim. Küçücük yerlerden geçtim. Ondan sonra öyleymiş. Hüzület dedi ki, önce göre dedi. Sen çok iyi sporcu olursun ileride dedi. Ben ki insanın hayatını kurtaracağım ben dedim. Senin annen örümcek anne, baban örümcek adam da değil mi? Evet evet, benim annem örümcek anne, babam örümcek adam. Boyası neyse? Boyası dondurma fabrikası. Sen dondurmayı çok seviyorsun. Sana dondurma alalım buradan. Dondurma mı? Ya burada boya falan var hep. Demir yazıyor. Burası neresi ki acaba? Allah Allah. Dondurma fabrikası diyorsa dondurma fabrikası değil mi arkadaşlar? Siz de dondurmayı seviyor musunuz arkadaşlar? En sevdiğiniz dondurma hangi dondurma? Mesela benim en sevdiğim dondurma limonlu dondurma. Sizin en çok sevdiğiniz dondurma ne? Yorumlarda yazmanızı bekliyorum. Burası da çok sıcakmış ya. Dondurma en sıcak olmaz ki ama. Olay olay. Bak dondurma yapıyorlar. Bunun hiç dondurma ya. Hiç dondurmaya benzemiyor. Şuna bak. Tamamdır. Teklifi kabul ettiler. Evet, işe aldık arkadaşlar. Yeni villaları biz yapacakmışız. Evet, size tek tek göstereceğim nasıl villa yaptığımızı. Sizden de birazcık yorumlar bekliyorum arkadaşlar. Yüzümü gösterecektim ama sizden hiç yorum gelmediği için. Evet, bekletiyorum. Kim yazarsa, ne kadar çok yüzünü gösterirse evet alacağız. Yüzümüzü göstereceğiz. Ha hocam, nasıl yani başkası aldı? Hayır ya, yani ben... Hayır, ben çalışanımı göndermedim. Hayır, ben kendim gelip alacağımı söylemiştim. Ya siz benden başkasına nasıl verebilirsiniz? Size ben bunu başına söylemiştim. Benden başka babası ve benden başka kimse alamaz diye. Allah Allah. Kimmiş ki bu benim çalışanım? Dur bakalım, eve gidelim anlarız. Acaba örümcek adam mı gönderdi ki? Yok ya, yani bana söylemeden yapmaz böyle bir şey. Yapamaz yani. Dur bakalım. Gidelim eve. İnşallah düşündüğüm gibidir. Evet, örümcek adamı almıştır. O da hala örümcek adamı benim çalışanım sanmıştır. İnşallah. Neyse, bugünkü keyfim çok yerinde ya. Çocuğu da şimdi
Hayda, bu Joker ne iş? Ne iş? Kesin işi aldım diye. Joker, evet işi bana verdiler. Niye geldin buraya? Ne istiyorsun? Çocuklar mı yok? Çocuklar yok oğlum bir tane. Ne işinden bahsediyorsun sen be? Benim çocuğum yok. Duymuyor musun? Senin çocuk da yokmuş ortada. Nerede? Örümcek adam seni almadın mı? Nasıl ya? Aaa nasıl? Başkanın çocuğu da mı yokmuş? İnanmıyorum. Aha, örümcek anne ben radyoda duydum. O ayık kedi var ya ayık kedi. Şehre inmiş. Acaba o bir şey yapmış olabilir mi bizim çocuklarımıza? Hepimizinkinin aynı anda kaçırması hiç normal değil. Bana hiç normal gelmedi. Yapma ya. Bu ayık kedi mi? Yapma. O mu inmiş? Ya örümcek adam ben de seni aldığını zannettim ya. Sevinmiştim. Ne yapacağız şimdi peki? Bir plan yapmamız lazım. Nerede bulabiliriz biz bunları? Bir düşünün bakalım. Var mı bir fikriniz? He, orası mı? Tamam. Ateş yanına gitmişlerdir. Anlaştık. Okey. Tamam. Hadi herkes atlasın araçlarına. Ateş yanına gidiyoruz o zaman. Hadi bakalım. Ya var ya. Ne istiyor bizim çocuklarımızdan? Minnacık çocuklardan ne istiyor bilmiyorum. Ya önce beni ne isteyebilecek? Tabii ki bize ulaşmak için çocukları maşa olarak kullanıyor işte aklınca. Geldik işte burası. Aa bak mayın düşmüş. Görüyor musun? Aa direkt de düştü. Mayın düşmüş. Nasıl gireceğiz? Arabaya giremeyiz. Joker ben şimdi şu arkadan dönüyorum. Gidiyorum. Sen de hemen kendi korumaya arka sokaklarına sen giriyorsun. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Ben şöyle giriyorum sen de arkadan gir. Hemen yaklaşalım. Evet içeride değil büyük bir ihtimal. Aracı da burada. Evet bizim çocuklar kesinlikle buradadır. Ateş yanına saklamıştır. Çünkü o soğuk yerde duramaz. Evet o ayı. Bakalım. Kedi ayı. Sen demek ki bizim çocuklarımızı kaçırırsın. Demek ki bizim çocuklarımızı evet yeşil araba demişlerdi bana. Başkası da olamaz. Senden başkası olamaz. Evet evet geldim sana geldim. Evet dur bakalım neredesin? Nereye saklandın? Kedi ayı. Ayı kedi. Neredesin? Ayı. Çık ortaya dedim sen. Aa çıktı ortaya. Şuraya bak şuraya. Sen bana bak bakayım. Sıkma. Boşuna sıkma. Bana bir şey yapamazsın. Seni var ya seni. Şimdi şu askıya atacağım. Ne istedin bizim minnacık çocuklarımızdan? Anne yardım et anne. Oruç dur. Olduğun yerde kal. Kesinlikle çıkma. Olduğun yerde kal anneciğim. Dur ben şunu işini halletmeden çıkmıyorsun. Kesinlikle saklan. Arkadaşlarımla sakla. Sana güveniyorum Oruç. Şimdi bittin işte be. İşte ateşe düşersin öyle. Dur bakayım. Güzel. Senden güzel döner olur da herkes zehirlersin ya. Evet yanmış mısın? Dur bakayım bir kontrol edeyim. Yok ya. Daha istediğim kıvamda değilsin. Daha çiğsin çiğ. O iş saklan dedim sana. Çıkma piyasaya. Çıkma gördüm ben seni. Tamam orada durun arkadaşlarına. Şimdi seni ne yapmak lazım? Direğe atmak lazım. Sonra ne yapmak lazım? Sancak yapmak lazım. Sonra çocukları sağlamak lazım ama sana değmesi bile mikrop bulaştırır. Evet. Gördüğünüz gibi ayı kedi ayı bizim minik yavrularımızı kaçırmış. Neden kaçırmış? Bize zarar vermek için. Şimdi seni bu kaynak kazana atıp kaynatmalı. Sonra da senden neler yapmalı neler. Düşme önüme. Üstüme düşme. Ateşi içeri düşeceksin. En sevdiğin yer senin orası. En korktuğu yerdir arkadaşlar. Evet. Ayıyı attık. Gördüğünüz gibi kedi ayıyı attık. Evet çocuklarımız kaçırmıştı. Şimdi kavuşma zamanı. Oruç neredesiniz? Çıkın bakayım. Buyurun. Aa sizi kafese kapatmış kedi. Evet. Dedi ki sizi yapacağım dedi. Ay inanmıyorum. Ay dur. Dur tamam durun. Sakin. Ben hepinizi çıkartacağım.